türkischen Teil von Zypern. Und da habe ich diesen Gitarristen entdeckt, den ich eines Nachts gehört habe. Und ich war unglaublich beeindruckt von ihm. Ladies and gentlemen, please welcome from North Cyprus, the Okan Erzan Group. Yıl 1972, Lefkoşa doğumluyum. O yıllarda Kıbrıs'ın siyasi durumundan dolayı karışık bir dönem. Daha sonra biz aslında Larnakalıyız. Daha sonra Lefkoşa'ya göç ettik. Babam da benim müzisyendi, müzisyenlik yapıyordu o zamanlarda. Ve dolayısıyla o yıllarda doğmuş olmanın getirdiği sorunlarla birlikte müziğin içinde de doğdum diyebiliriz aynı anda. Bunun yanında 72'de dünyaya geldim, bahsettiğim gibi. Liseyi Lefkoşa Türk Lisesi'ni okuyarak tamamladım. Ardından 1990 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Müzik Akademisi'ne gittim. Orada müzik eğitimi aldım. Klasik gitar ana branş, bunun yanında piyano. Ama benim şahsi olarak kendi ilgimden dolayı bir süre müzik, kompozisyon ve armoni ile yakından ilgilendim. Hem özel şahsi çalışmalar yaptım bu konuda. Hem de çok değerli bazı üstadlardan bireysel olarak yardım aldım, ders aldım İstanbul'da. O yaşlarda, 18-19 yaşlarında. Daha sonra 94-95 yıllarında adaya geri döndüm ve hayatımı burada kurdum. Yani Okan Ersan kısaca budur diyebiliriz. Bunun yanında tabii ki o tarihten bugüne kadar olan çalışmalarımı da bilahare tabii ki anlatacağım. Aslında benim müziğe başlamamdaki temel sebep belki küçük yaşta müzikle ilgili bir ortamın içinde doğmakla birlikte müziğe karşı olan aşırı ilgim ve aşkımdı diyebiliriz. Ben kendimi bildim bileli müziğe karşı bir aşk ve bir aşırı bir duyarlılık hissediyorum. Tabii küçük yaşlarda ailemin dediğine göre tencere, tava, çanak, toplar, onlarla bateri takımı kurar. Kendi kendime o günün parçalarını çalarmışım. Aynı zamanda ben küçük yaşlarda buna şans mı diyebiliriz veya seçicilik mi diyebiliriz bilemiyorum ama çok güzel müzikler dinlemeyi keşfettim. Yani Yellow Jackets, Yes, Deep Purple, David Gilmour, Pink Floyd, Mark Knopfler, Dire Straits, The Shadows, Jeff Beck gibi müzisyenleri keşfettim ben 8-10 yaşlarında ve onları dinlemeye başladım. Dolayısıyla bu müzisyenleri keşfetmenin verdiği bir heyecan, tabii ki o yaşlarda insan idol olarak düşünüp onlar gibi olmak ister, onlar gibi çalmak ister ve bu daha da büyük bir ilgi ve bir aşk uyandırır. Lise çağına geldiğimde ise tek düşündüğüm okul orkestrasıyla müsamereye çıkıp gitar çalmaktı. O yıllarda bunu yaptım ve o sahneye çıktıktan sonra açıkçası bir daha sahneden inmek istemediğimi söyleyebilirim. Ve ardından ailemin de teşvik etmesi ve desteğiyle birlikte
Marmara Üniversitesi Müzik Akademisi'ne İstanbul'a gidip müzik eğitimi aldım. Tabii ki daha uç hayallerim vardı o yıllarda. Amerika'ya gidip, Avrupa'ya gidip müzik eğitimi almak gibi. Ama ekonomik şartlar, o yıllardaki şartlar, hem ekonomik olarak durumumuz, hem dediğim gibi içinde bulunduğumuz şartlar maalesef buna el vermiyordu. Ama ben bu açığı kapatmak için az çalışmadım, onu söyleyebilirim. Her müzisyenin hayali vardır. Hani dünyadaki dinleyiciye ulaşma, dünyadaki dinleyiciyle buluşma, yaptığı müziği oralarda dinletebilme. Tabii ki bu benim de hayalimdi. Bu hayalim ilk kez 2003 yılında gerçekleşti. İngiltere'de Guitarist of the Year yarışması yapıldı. Guitarist Magazine dergisi tarafından. Çok ünlü bir dergi. Guitarist Magazine dergisi. Elime geçti bu dergi. Çok sevdiğim bir, yakın tanıdığım bir abim İngiltere'den gelirken yanında getirmişti. Dergiyi açıp içinde yarışma düzenlendiğini görünce, yarışma şartlarının içerisinde sadece bir tane parça yap, onu kompozisyon olarak yap, notalarını yaz, gitarlarını çal, CD'ye kaydet ve bize gönder. Biz karar verelim ve sizi uygun görürsek İngiltere'ye davet edelim gibi bir yazı vardı. Ben hemen To Whom It May Concern, ilgili makama diye bir parça yaptım. Bu parçayı İngiltere'ye gönderdim postayla. Aradan birkaç ay geçtikten sonra telefon geldi. İlk 10'a seçildiğimi söylendi. Daha sonra ilk 5'e kaldığım söylendi ve İngiltere'ye davet edildim. Hayatımda ilk kez Avrupa'da böyle bir ortamda bulunacaktım. 2003'te İngiltere'ye, Birmingham'a gittim. Orada sahneye çıktım ve iki İngiliz, iki Amerikalı gitaristle birlikte, bir de ben Kıbrıslı Türk olarak sahnede performans sergiledik ve beni yılın en iyi ikinci gitaristi seçtiler. Tabii ki aslında birinci, ikinci, üçüncü, beşinci falan, bunun bir önemi yok. Orada olmaktı mesele. Ama o oradaki aldığım o derece sayesinde hemen motive olup ilk albümü yaptım. Adını da To Whom It May Concern koydum. Yani bana o dereceyi kazandıran parçanın adını koydum. Albüm yaptıktan sonra zaten İngiltere'de böyle bir tanınma ve böyle bir şey oluştu benimle ilgili. İlk fırsatta işte bu genişlemeye başladı. İşte Amerika'ya gittik, Kansas'ta, Missouri'de, New Jersey'de, New York'ta, Lenox Bar'da, Manhattan'da, orada sahneye çıktım. Grammy Awards ödüllü Billy Paul'la birlikte çaldım. Billy Paul da geçen sene kaybettik, birkaç sene oldu kaybedeli. Ve ilk yurt dışı macerası böyle başladı. Gitarist Magazine dergisi, arkasından birinci albüm, arkasından Avrupa ve Amerika konserleri diyebiliriz. Ardı ardına da bunu takip edecek çalışmalar yaptım ve devam ediyorum diyebiliriz. İkinci albüm yapmaya karar verdim. İkinci albüm de biraz daha farklı bir şey olsun istedim. Tasavvuf müziğini de işin içine kattık. Mısırlı Ahmet ve Ercan Irmak bizimle çaldılar. Ney ve Darbuka. Aynı zamanda hem Türk ezgileri, tasavvuf müziğindeki ilahi ezgiler, hem de caz müziğinin ve modern müziğin, Avrupa müziğinin, Batı müziğinin armonilerini ve altyapısını
bir araya getirerek bir şey yaratmaya çalıştım. Ve çok güzel de katkılar aldım. Birlikte çalıştığım müzisyenler de çok güzel katkılar koydular buna. Ve ikinci albümün sonrasında ve önemli de müzisyenler albümde yer aldılar. Albümün mixini ve masterını da önemli müzisyenler yaptılar. Ve o dönemlerde yani kazanamayacağımızı bile bile, hani ilk beşe kalamayacağımızı bile bile Grammy Awards ödüllerine başvurmaya karar verdik. Aslında ki buradaki olay bir şey kazanmak değildi. Grammy Awards'a bir Kıbrıslı Türk'ün de başvurabileceği ve bir noktaya gelebileceği özgüvenini ortaya koymak adına. Çünkü ben naçizane Okan Ersan olarak kendi kendime ve halkın da bana yüklediği bir misyon var. Ben kendime de bu misyonu yükledim. Kuzey Kıbrıs'ta da bu misyonu bana yükleyen bir kesim var. Bir şekilde izolasyonlara rağmen, ambargolara rağmen, sıkıntılara rağmen bir Kıbrıslı Türk olarak Avrupa'da, Amerika'da konserler verilebileceği, işler yapılabileceği, o markette yer alınabileceği, o marketteki brandlarla, markalarla birlikte endorserlik, artistik çalışmalarının yapılabileceğini naçizane ilk kez bütün bunların hepsini yaparak ortaya koymuş bir müzisyenim ve bunu dahasını da göstermek adına Grammy Awards'a başvurduk ve albüm ilk 5'e kalamadı ama dünya çapında ilk 30'a girmeyi başardı. Bir Kıbrıslı Türk olarak yaptığım albümün ilk 30'a kalmasını, Grammy Awards'da ve aday olmasını da ben kendi adıma ve halkımız adına ve müzisyenler adına gurur verici bir şey olarak olduğunu düşünüyorum. Bütün mütevaziliğimle bunu söylüyorum. Çünkü dediğim gibi yapmaya çalıştığımız bir özgüveni ortaya koymak ve bir Kıbrıslı Türk olarak bu kadar fazla ambargolara ve sıkıntılara rağmen ayakta durduğumuzu, bir medeniyet olarak bir yerlere doğru ilerleyebileceğimizi söylemeye çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel şeyler yapılır diye düşünüyorum. Yani katıldığım festivallerden bahsedecek olursak aslında bayağı güzel festivallere katıldım diyebilirim. Yani mesela Almanya'da Leverkusen Jazz Festivali, Leverkusener Jazz Fest olarak yazılıyor. Bence çok önemli bir festival. Bugüne kadar oraya 3 kez davet edilip 3 kez katılma şansını elde ettim. İlkinde dünyaca ünlü virtüöz Aldimiola'ya supporting band olarak çaldık. İkincisinde bu kez Guitar Masters kategorisinde Robin Ford ve Snow White'la birlikte aynı sahneyi paylaştık. Bana her iki konserde de çok değerli müzisyenler eşlik etti. İstanbul Super Band, ki onların isimlerini hızlıca saymak isterim. Volkan Öktem, Eylem Pelit, Serkan Özyılmaz, Aycan Testel, Şenova Ülker, Levent Altındağ, Mısırlı Ahmet vesaire. Daha sonra üçüncü Serkan Özyılmaz'ı da unutmamak lazım. Bu arada hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Daha sonra üçüncü kez davet edildim. Üçüncü kez davet edildiğimde Almanya'nın ünlü heavy metal, jazz, fusion bandı Panzerballet ile birlikte davet edildim ve bana ait olan bir besteyi birlikte çaldık. Akdeniz esintileri, The Mediterranean Breeze adlı parçayı çaldık. Orada da Chicoria ve John McLaughlin bandı supporting olarak sahne aldık. Üçüncü kez Leverkusen'de sahne almış oldum. So und nun folgt noch ein Stück von Okan Ersan. Betitelt The Mediterranean Breeze.
Almanya'da birçok başka festivallerde çaldık. Erlangen'de çaldım. Andreas Georgiou ve Trosten Guts ile birlikte. Alener Jazz Festival'de çaldım. Berlin'e, Münih'e gittik. Bunun dışında Çin'de çaldık. Bayağı çok keyifliydi. Çin'de tur yaptık. Dört farklı yerde, dört farklı konser yaptık Çin'de. Malezya'da çaldık, Tunus'ta çaldık. İngiltere'de zaten çalmıştım, Amerika'da zaten çalmıştım. Türkiye'de de birçok yerde çaldık. Yani birçok festivale, birçok iyi müzisyenlerle çalıştığımı söyleyebilirim. Ve daha birçok festivalde katılacak olmak istiyorum. Yani şu anda da o görüşmeleri yapıyoruz. Ve şu anda yeni bir projem daha var. İngiliz siyahi şarkıcı Ola Onabule ile birlikte bir ortak bir albüm yapmayı planlıyoruz. Şu anda tam bu çalışmaların içindeyiz. Bu pop albümü ama biraz hani jazzy pop albümü diyebiliriz. Yine çok değerli müzisyenler bizlerle birlikte olacak. Volkan Ökdem, Serkan Özyılmaz, Eylem Pelit'in yanı sıra. Sevgili Olan'ın da İngiltere'de birlikte çalıştığı değerli müzisyen arkadaşlar bizlerle birlikte olacak. O da çok güzel bir proje. Hani söz projeden açılmışken yenili olan bir şeyden bahsetmek isterim. Daha dün yayınlanan bir tane beste yaptım. Bu yaptığım besteyi dünyanın dört bir tarafından 21 tane davulcu her birisi kendine göre ayrı ayrı çalacak ve yorumlayacak diye bir projeydi bu. Bu yapıldı. Şimdi sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Hem Türkiye'den hem yabancı Amerika'dan, Avrupa'dan farklı farklı müzisyenler yaptığım besteyi farklı farklı şekilde stillerle çalarak yorumlamaya başladılar. Ve üçüncüsü de yapılacak bunun. O da yeni. Onu da tekrar gündeme getirdik. Bunun yanında son dönemlerde farklı farklı projelere de gitar çalmaya başladım. Farklı farklı çıkacak olan albümlerin gitaristliğini yapmaya başladım. Yani bilmiyorum, inşallah hani güzel projelerde güzel insanlarla birlikte çalmaya devam ediyoruz. Ya bana kalırsa sırf yetenekli olmak veya sırf üretken olmak artık sadece Kıbrıs için değil, dünyada maalesef yeterli değil. Çünkü günümüz şartlarında hem teknolojiden dolayı hem nüfus oranlarının değişmesinden dolayı hem dünya içindeki ülkeler arasındaki ilişkilerdeki konjektürlerin değişmesi, siyasetlerin değişmesi, sanatın toplumdaki yerinin değişmesi, sanatın toplumdaki algısının değişmesi, müzik anlayışının toplumdaki ve müzik marketlerdeki yerinin değişmesi, bütün bunların etkisiyle artık bir insanın sadece çok yetenekli olup, çok iyi okullarda okuyup, çok fazla şey bilip bir noktaya gelmesi maalesef yeterli değil. Ya bu konuda benim de kafam karışık. Her şey çok karışık. Sosyal medya diye bir şey var. İnsanlar bazen yani az yetenekle ve az bilgiyle ve az çalışmayla yaptıkları bir şey çok fazla ilgi görebiliyor. Bazen çok yetenekle, çok fazla çalışmayla, çok fazla özveriyle, çok fazla bilgiyle yapılan bir şey de bazen hiçbir ilgi görmüyor ve hiçbir noktaya gelmiyor. Yani bu olayları
şikayet ediyor. Duayen müzisyenler de bunun şikayetini yapıyorlar. O kadar çok değişti ki dengeler. Sadece Kıbrıs için geçerli değil bu. Yani sırf yetenekli olacak bir şey değil. Ama benim naçizane tavsiyem, yani insan ilişkileri bence çok önemli. Ben şahsen kendi yeteneğimi ve kapasitemin objektif bir şekilde farkında olan bir insanım. Limitim ne kadar ve ne kadara kadar ne yapabilirim? Bir kere herkes dürüstçe bunu kendisine sorabilmeli ve kendi kapasitesinin limitini bir kere bilmeli ve bunu kabul etmeli. Bunun dışında insan ilişkileri, insanlarla iyi ilişkiler kurmak, herkesle iyi geçinmek, yapıcı olmak, olumlu olmak, egolardan arınmış olmak. Bunlar çok önemli insan ilişkilerinde. Çünkü artık dünyada insanlar birbirleriyle çalışmak için, birbirleriyle müzik yapmak için, festivaller sizinle çalışmak için sadece sizden yetenek ve sadece sizden muhteşem besteler beklemiyorlar. Çalışabilirliği kolay bir insan olmanız lazım. Çalışabilirliği yapıcı bir insan olmanız lazım. Ve katkı koyabilmeniz lazım insanların yaptığı projelere, yaptığı festivallere, hem düşünsel anlamda, hem müzikal anlamda, hem iş anlamında, hem iş etiği anlamında, sorumluluk anlamında. Yani ben Okan Ersan olarak bana gelen işleri şöyle diyebilirim. Verdiğim tarihler, verdiğim saatler, verdiğim sözler %100 geçerli olur. Yani ben bundan bir hastalık olmadıktan sonra, çok böyle Allah korusun bir ölüm, kötü bir şey olmadıktan sonra, Bu şaşmaz yani. Bana yüklenen sorumluluğu ve el sıkıştığım zaman verilen görevi, aldığım işi kıymetini bilerek ve en iyi şekilde teslim etmeye çalışırım ki karşıdaki insan tekrar benimle iş yapsın ve genelde de öyle olur. Ben aldığım her işi saatinde, vaktinde, sorumlulukla en mükemmel şekilde teslim etmeyi hedef seçerim. Ve birlikte çalıştığım insana da kolaylık çıkarırım, zorluk çıkarmam, yardımcı olurum, katkı koyarım. Ve dolayısıyla benimle çalışmak isteyen insanların sayısı daha çok olur. Ben de birlikte çalıştığım insanlarla çalışırken daha çok keyif alırım. Çünkü aslında günün sonunda baktığınızda sanat, müzik ciddi iş tabii ki ama bu işi biraz da eğlence, biraz mutluluk olarak algılamak lazım. Yani sanat ve müzik sadece bir stres, sadece bir yarış, sadece bir koşuşturmaca ve bir baskı değildir. Yani sanat, müzik bir yerde eğlencedir, mutluluktur, işin keyfidir. Yani yaşadığımız hayattaki pozitif enerjilerden bir tanesidir. Dolayısıyla kimseyi mağdur etmeden birlikte iş yapmak lazım, insan ilişkilerinin iyi olması lazım. İş yaparken keyif almak lazım, yaptığınız işlere katkı koymanız lazım. Benim hayat felsefem biraz daha böyle olduğu için açıkçası çalışılması kolay bir insan olduğumu söylerler. Ben de çalışılması kolay insanlarla çalışmayı tercih ederim. Çok iyi müzisyenlerle karşılaştım hayatta ama çalışılması zor ise çalışmayı tercih etmedim. Onu söylemek isterim. Tabii profesyonel müziği profesyonel anlamda yapmaya karar verdiği zaman insan ve bunu da evrensel ve dünyanın kabul gördüğü standartlarda hem akademik anlamda hem bilim anlamında hem de duygu anlamında yapmaya karar verdiğiniz zaman bunun hayatınıza bazı katkıları olduğu gibi götürüleri de olacaktır. Yani hep söylenir, her işin bir bedeli var. Ne kadar verirsen o kadar alırsın misali. Tabi dolayısıyla benim gibi yaşamayı seçen insanların günlük hayatı
da tamamen seçtiği mesleğe bağımlı halde olur. Mesela ben işte normalde bu arada öğretmenim, haftada iki gün okula gidiyorum. Okula gittiğim dönemlerde saat 1'e, 1.30, 2'ye kadar okulda kalıyorum. 2'den sonra eve geliyorum. Yani bir duş alıp biraz bir saat dinlendikten sonra günlük yapmam gereken şeyler var. Yani gitar çalışmam lazım her gün. Yeni çıkan albümler, onları takip etmem lazım. Dünyada neler yapılıyor, bunları bilmem lazım. Bizim kullandığımız teknik aletler var. Hani kayıt yapmamız gerekir. O kayıt aletlerini iyi kullanmaktan tutun da, o kayıt aletlerinden iyi sound almak için verilen emekten tutun da, bunun yanında beste yapıyorsunuz, kompozisyon çalışmanız lazım, armoni çalışmanız lazım. Kompozisyon ve armoni çalışmanın yanında güzel melodileri oraya yerleştirmeniz ve onları kompozisyon haline getirmeniz lazım. Sonra o yazdığınız şeyleri durup çalmanız lazım. Sonra çalacak olan insanların çalacaklarını düşünüp yazmanız lazım. Sonra o insanlarla konuşup onlara çaldırmanız lazım. Sonra herkesin çaldığını bir araya getirip müzik yapmanız lazım. Bunun yanında da dediğim gibi günlük egzersizler var yapmamız gereken. Yani hem parmaklarımız için hem sağlığımız için. Yani bir hayat, aha şu iki parça tahta üzerinde tel olan gitarın etrafında dönüyor, benim için öyle diyebilirim. Çünkü müzik gerçekten çok fazla emek isteyen bir şey ve maalesef hem dünyanın bugünkü şartlarından dolayı ama ekstra Kıbrıs'ta yaşadığımız için, dünyadan biraz kopuk olduğumuz için, nüfusun az olduğundan dolayı yani insan müzisyen olmayı bir de popüler anlamda müzik yapmayıp biraz daha idealist ve evrensel kısaslara göre, o standartlara göre müzik yapmaya karar verdiğin zaman bir kere zaten maddi olarak bunun hiçbir maalesef getirisi yok. Keza biz benim gibi insanlar para kazanmak için sanat yapmaz. Sanat yapar, yaptığı sanat para getirirse eyvallah, getirmese yapacak bir şey yok. Ama bizim gibi insanlar para kazanma amaçlı sanat yapmaz. Biz parayı okula gideriz, öğretmenlik yaparız, evimizde ders veririz veya başka projelere müzisyenlik yapar, oralardan kazanırız veya festivallere gider 3-5 kuruş oradan kazanırız. Veya zaten çok da harcamayız. Benim yani kendi günlük hayatımda çok para harcadığım falan bir iş de yok. Benim bütün işim işte müzikle ilgili. Dolayısıyla bizim gibi insanların hayatında sanat daha fazla ön plandadır ama bizim gibi insanların anlaşılması da çok zordur. Yani normal toplum kriterlerine göre bazı tırnak içinde örümcek kafalar, geri kafalı insanlar her toplumda olduğu gibi hayatı çok böyle yüzeysel, düz, tahta algılayan gönderme mi yapıyor diye buradan soru işareti oluşursa gönderme de diyebilirsiniz. Çünkü böyle insanlar var dünyanın her yerinde. Düz kafalar tarafından bakıldığı zaman bizim hayatımızı anlaşılması çok kolay değil. Ancak aydın insanlar, kültürlü insanlar, modern insanlar sanatın toplumdaki yerini, sanatçının toplumda verdiği emeği, sanatçının yaşantısını, sanatçının çektiği sıkıntıları ama sanatçının bunu bir hayat felsefesi olarak kabul etmişliğini anlayabilirler. Maalesef bizim toplumumuzda bu o kadar iyi anlaşılır bir durumda değil. Yani bırakın siyasi konumu, bırakın izolasyonları, bırakın küçük bir toplum oluşumuzu, bırakın yıllardır çektiğimiz sıkıntıları, bir de kendi insanımızın kendi içimizde maalesef bazı şeyleri zor anlaması, zorlaştırması, böyle insanların olması bize, benim gibi insanlara biraz ekstra yük ve külfet oluyor ama biz sanatçıyız, başka bir iyi bir şey anladığımız ve bildiğimiz yok.
ve sanatımızı da evrensel ve uluslararası anlamda yapmaya devam ediyoruz. Zorluklar bunlar tabii ki. Yani bana çok sorulan bir sorudur. Niye Kıbrıs'ta yaşamayı tercih ediyorsun? Veya Kıbrıs'ta yaşayarak festivallerde çalmak, evrensel anlamda, dünya standartlarında müzik yapmaya kalkmanın getirdiği zorlukları nasıl anlatırsın diye. Doğrudur. Yani işin dürüstçesi, ben ve benim gibi arkadaşlar, Kıbrıs'ta yaşayan idealist müzisyenlerin, tabii bir Kıbrıs'ta yaşamış olmanın verdiği bir çile, bir sıkıntı var. Ama ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Ben buradan ayrılmadım. Bazen de kendime sormuyor değilim. Niye ayrılmadım diye açıkçası. Çünkü burada yaşamanın getirdiği sıkıntıları biraz önce bahsetmiştim. Bu hani kafaların yarattığı sıkıntıların yanı sıra dünyada, Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan bir insanın müziğe ayırdığı enerji ve vaktin burada yaşayan insan 3 katını ayırmak zorunda. Bir kere bunu söylemem lazım. Yani orada adam 4 saatini, günde 3 saatini, enerjisini ve vaktini, kafasını o işe atıyorsa, ayırıyorsa, siz bunu 2'ye ve 3'e katlamanız lazım. Çünkü oradaki insanın içinde yaşadığı toplum ahengi, toplumun kültürel yapısı ve toplumun ona sunduğu imkanlar onun ilerlemesini hızlandırırken, bizde maalesef ilerlemeye yönelik değil, bariyer koymaya yönelik bir sistem var. Şöyle ki, Avrupa'da, Amerika'da ben çok kez gidip hem kendi konserlerimi veriyorum hem de görüyorum. Sürekli konserler var, tiyatrolar var, ne bileyim ben, yüzlerce farklı müzisyen, yüzlerce farklı tiyatro, yüzlerce farklı sergi, yüzlerce farklı kriter yapan yazar, yüzlerce farklı konser mekanı ve yüzlerce farklı anlayış. Bunlar insana bir devinim sağlar ve bir katkı sunar. Bu devinimin ve katkının içinde motive olur insan. Bu motivasyonun içinde daha çabuk öğrenir, daha az enerji harcar, daha çok motive olduğu için dinamiği daha çok yüksek olur. Ve hani maddi olarak konuşmuyorum, maddi kazancı da daha fazla olur da diyebilirim. Ama bizim kendi ülkemize bakacak olursak, maalesef küçük bir yer olmasından ve üstüne üstlük de yine bahsedeyim, içinde yaşayan sanatsal anlayışı çok gelişmiş bir toplum yapımız olmadığından dolayı, özür diliyorum yani halkımızdan, ama biz sanatçıların bu yapıcı eleştirisini de lütfen yapıcı olarak algılayın. Bu hani ne aşağılamak ne küçümsemek anlamında, bu sadece yaşadıklarımızı anlatmak anlamında söylüyorum. Burada mesela motive olabileceğiniz kadar konser yok. Motive olabileceğiniz kadar salon, tiyatro salonu, konser salonu, sanatçılar, kültürel bir devinim yok. Ne bileyim ben, gazetelerde bu konularda yazılan yazılar yok. Daha çok paparazzi, popüler müzik, popüler kültür. İşte biliyorsunuz yani, işte bikinili kızlardan tutun da vesaire vesaire. Yani bu da olmalı tabii. Yani bunu da aşağılamıyorum ama bu çok baskın. Olmalı derken hep böyle. Yani hep böyle olunca biz de şikayet ediyoruz doğal olarak. Çünkü gidip başka dünyanın başka yerlerinde konserler yapıp oraları gezip oraları gördüğümüz için, hani kendi ülkemizde de geldiğimiz zaman bu öz eleştiriyi kendimiz için de yapıyoruz. Hani bizim niyetimiz daha iyiye gitmesi anlamında. Ve dolayısıyla kendi toplumun içinde bir dinamik, bir devinim, bir ahenk yok. Yani en basiti, Avrupa'da sokağa çıktığın zaman şehir planlaması var. Yollar ve yollara düşen ağaç yapraklarının bir ahengi var. Yani
banklarda oturan insanların ve yanlarında duran çöp bidonlarının bir ahengi var. İnsanların kıyafetlerinin giyinişinin, arabaların trafiğin, akışın, o akış içindeki devinimin bir ahengi var, harmonisi var, uyumu var. Yağan yağmurun, düşen suyun oluklara akarken gittiği yerlerin ve o esnada binaların konumunun ve müdahalenin bile bir ahengi var. Ve bu ahenk içinde çalan müziğin de, yapılan resmin de, oynanan tiyatronun da, yapılan heykelin de bir ahengi olur arkadaşlar. Çünkü her şey toplumun yapısıyla bir bütün, bir medeniyet halinde sanatla ortaya çıkan bir şeydir yani. Şimdi kendi ülkemizi düşünüyorsunuz. Yolların bir ahengi var mı? Trafiğin bir ahengi var mı? Şehir planlamanın bir ahengi var mı? Yağmurun toprağa düştüğünde oluklara akışının bir ahengi var mı? Ve dolayısıyla hiçbir yerinde bir ahenk olmayınca, yine bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum, küçümsemek anlamında değil ama yani bir sanatçı olarak benim gibi düşünen çok insan var. Kim ne kadar söylüyor? Zaten Facebook'ta, sosyal medyada bunlar söyleniyor da ben bunu bir sanatçı ağzıyla, fikriyle, görüşüyle bir pozitif eleştiri olarak söylemeye çalışıyorum. Bu ahenkler olmayınca sanatçı, müzisyeni de baskılıyor bunlar. Dinamizmini etkiliyor, ahengini etkiliyor. Tabii ki işte biz bu zorluklar içerisinde müzik yapmaya çalışıyoruz. Biz ne yapmak zorundayız? Biz hayal etmek zorundayız. Biz ne yapmak zorundayız? Biz bunları kafamızda hayal edip, kafamızda olurmuş gibi düşünüp, kafamızda bu ilhamı ve ahengi ve dinamizmi yaratmak zorundayız. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunları yapmak zorundayız ve bütün bunlar olurken de farkındalığın da olması lazım ki vesaire. Anlıyorsunuz belki ne söylemek istediğimi. Çok kolay şeyler değil yaşadıklarımız ama ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz ki eleştiriyoruz. Yani aslında bu eleştirilerin altında ülkeyi, yaşadığın yeri sevmek vardır. Bunu da lütfen öyle anlayın. Çünkü insan eleştirdiği zaman sever. Hiç eleştirmezsem ben veya başkaları, anlayın ki tamamen koptuk demektir. Kale almıyoruz anlamına gelir. Ben yaşadığım ülkeyi seviyorum, öz eleştiri yapıyorum. Sanatçı olarak inşallah bu iyi anlamda algılanır. Mütevazi bir şekilde daha iyi olmasını istiyorum. Çünkü gidip görüyorum, geziyorum ve neler olduğunu biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Umarım hani güzel şeyler olur. Biz de sanatçılar olarak birçok sanatçı ülkemizde mücadele ediyor. Daha iyi bir noktaya gelir. Ben uluslararası sanatımı yapmaya, festivallere gitmeye, mücadele etmeye devam edeceğim. Her türlü bariyere ve negatif eylemlere rağmen. Yani genç müzisyenlere mesajım, tabii ben hem okulda öğretmenlik yapıyorum hem de evime gelen öğrencilerim var, yetiştirdiğim insanlar var. Bugüne kadar da birçok bilen bilir, ülkemizde çok fazla müzisyene katkı koyduğumu düşünüyorum ve katkı koymaya da her zaman hazırım. Bunda da gurur duyuyorum. Her zaman şöyle tavsiyelerim olmuştur benim. Müzik çok ciddi bir iş. Sanat gerçekten çok ciddi bir iş. Eğlence, yani eğlence boyutunu unutmamak lazım. Bu bizi çok germemesi lazım. Müzik çok ciddi bir iş. Bunun da bazı gereklilikleri var, sorumluluklar var. Yani hani derler ya, her eline mikrofonu alan solist, her eline gitar alan gitarist, her eline piyanoyu alan piyanist, her eline tuvali alan ressam, her eline kalemi alan yazar, her eline işte bilmem neyi alan, maalesef bizde bu var. Arkadaşlar, buna düşmeyin. Yaptığınız işi gerçekten hakkını vererek yapmaya çalışın. Müzisyen olmaya karar verdiyseniz bunun bir dili vardır. Notası vardır, armonisi vardır. Bunu öğrenin. Sorumluluk sahibi olun. Yani insan ilişkilerini kurarken buna itina gösterin.
Çünkü müzik duygularla yapılan bir şey olduğu için insan ilişkileri de duygularla bağlantılı bir şey sonuç olarak. Yaptığınız için sorumluluğunu bilin, ciddiye alın ve çalışın. Yani, ve bu çalışmanın da sonu yok. Ve yaptığınız işi sevin. Yani bunu bir popülizm adına yapmayın derim. Popüler müzik yapabilirsiniz. Popüler müzik yaparken bile sadece popülizm düşünmemek lazım. Yani yaptığınız işin ciddiyetinin farkına vararak o işi ciddi yapmaya çalışmak, doğru yapmaya çalışmak, güzel yapmaya çalışmak. Ben bunlara çok önem veren bir insanım ve müzisyenim. Bunların çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte taşınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu da böyle bir ciddiyetine de yani eğlence olduğunu da unutmadan. Yani sanat mutlu olmak için yapılan bir şey. Mutsuz olmak için yapılan bir şey değil.